Kürt meselesini Türkiye'ye karşı en iyi kullanan ülkelerin başında Rusya geliyor. Hep bunu söylüyoruz, hep Amerika'ya kızıyoruz ama Rusya aslında tarihsel olarak Kürtlerle Amerika'nın olduğundan daha da derin bir ilişki içinde, hele Irak'ta ve İran'daki Kürtlerle ve PKK'yla da Amerika'nın olmadığı derecede organik bir bağ içinde. Ama Türkiye nedense Amerika'ya saldırmayı çok daha kolay buluyor ve Türkiye'deki şu anda o milliyetçi şizofreni, o milliyetçi yani baştan bir akıl tutulması var. O akıl tutulması da Amerika'ya neredeyse savaş ilan etme niyetinde. Neden? Amerika Kürtleri destekliyor diye. Yani burada Amerika'nın Kürtleri desteklediği meselesine bir anlam vermek gerekiyor. Amerika Kürtleri Suriye'de IŞİD'e karşı destekliyor. Yıllarca Türkiye'yi karşı destekledi. Bugün IŞİD'e karşı destekliyor. Ve IŞİD meselesi de girdikten sonra ki daha rayına girmedi, yani IŞİD bitti zannediyorsak bitmedi, Türkiye'de tekrar masaya oturabilir. Ve Kürtler de o nedenle Amerika'ya tam güvenemiyor. Kürtlerin şu anda bir Amerika'ya güvenememe korkusu var. Türkiye akıllıca bir strateji izlerse, sabırlı olursa Amerika'nın Kürtlerle ilişkisinin son derece taktiksel, kısa dönemli bir ilişki olduğunu anlayacaktır. Ama Türkiye, Amerika'ya savaş ilan ederiz, Osmanlı tokadı vururuz, Vietnam gibi mahvederiz onları gibi söylemlerle bu işe girerse Amerika'yı da bir bakıma Kürtlerle daha stratejik bir ortaklığa doğru itebilir. Yani Türkiye istemediği şeyleri kendi izlediği milliyetçi, sert, anti-Amerikan politikalarla kucağında bulabilir. Amerika'yı Kürtlere de itmenin bir anlamı yok çok fazla.